Niye dizi teklifi gelmiyor? Niye gelmiyor hakikaten? Ben eve dizi çekiyorum da herhalde. Dalı bizim evde yeni bölümleriyle bekleriz. Dizi çekemem ben. Çekemem yani, ben teklifleri köreltiyorum. Her gün canlı yayınım var ve bir yaşam tempom var. Bir yaşa programı çekiyoruz şimdi Okan'la. Konser de oluyor, albüme de gireceğim. Ama dizi yok, önemli böyle değil mi? İstemiyor musun? Canın gitmiyor mu akşam seyrederken? Hürrem diye bir dizi çektin. İlk sen çektin, Hürrem oynadın. Ama Hürrem değildi dizinin adı da. Var mıydı böyle bir şey? Evet. Hayatımda böyle bir şey var mıydı? Yani önceliklerim değişti dedim ben başta. Ben haftada 4 gün diziye gidersem bu ya, saydığım önceliklerimin hepsi yer değiştirir. Benim çocuklarım bu yaşa bir daha gelmeyecekler. Yok bu yaş. Ama çocukların büyüdükçe sorunlar daha büyük yani. Ama ben bu anların keyfini çıkartıyorum, üzgünüm. Ben yaptım, çok güzel diziler yaptım. Ben hiç aç değilim dizi yapmaya. En güzel sitcomu yaptım. Da hala konuşuluyor. Da, evet. Yapmam demiyorum dizi. Yaparım belki, ne bileyim, yaz dönemine gelir. Stok çekilir, elde bulunur, yaparım. Ayrıca ben Dadı'dan daha iyi bir senaryoya rastlamadım ya. Yani çok iyi bir iş yaptıktan sonra üzerine yeni bir iş yapmak kolay değil. Diziler müthiş çekiliyor şu an. Evet. Sinema sektörü İzliyor gibi musun? O Karadayı, Medcezir. İliyor musun? Muhteşem. Muhteşem Yüzyıl'ı izlemiyor musun? İzlemeye çok. Yani izleyemiyoruz. Hürrem'i oynadın ya zamanında sen. Hürrem için ne diyorsun şu anda? Orada Meryem Uzerli'nin... Meryem Uzerli'nin girişi muhteşem. Çok havalı. Röportajı çok güzel. Ayşe Arman'ın röportajı çok güzel. Bence çok müthiş bir hikaye. Öyle mi? Aa, senle biz Twitter'da onunla ilgili kavga ettik. Gidişi güzel miydi? Sen kıza laf söyledin. Evet. Tabii güzel. Öyle mi? Bir aşk yaşamış, ha, yara almış, canı yanmış, tek başına bir hamileliği omuzlayıp, evet, tek başına bir çocuk doğurmayı omuzlamış bir kadın var. Ülkeyi terk etmiş, diziyi bırakmış, vazgeçmiş. Dikkat. Diziyi bırakmış. Bir sorumsuzluklarını yerine getirmemiş. Ne yani sorumsuzluk? Diziyi bırakmış. Karnında çocuk var, ne yapacak? Ona göre önlemini alsaydı. Ajda Pekkan çocuk mu doğurdu bu? Ajda Pekkan değil ki o kız. Ajda Pekkan diziyle baştan sona. Diziyle anlaşman var senin. Artı röportaja karşıyım ben. O kadar özelin anlatmasına Kenan Bey, karşı. Çocuk kararı sonra alırken diyorsunuz ki magazin, magazin var basını, olmaz yani. Magazin basını sonra kadın aşık, aşık. Ayakları yerden kesilmiş. Adam istemiyormuş. Ne anlaşmasın? Adam baştan söylemiş çocuk istemiyorum diye. Neyse, zorla adam mı bir şey konuşmadı Allah'tan. Zorla mı çocuk yaptıracaksın? Gitti kız işte tek başına. Doğursun, ne yapayım ben? Doğuruyor, sana mı soracak zaten ne doğuracağını? Doğuracak zaten. Gidişi muhteşemdi, röportajı güzeldi diye. Çok güzeldi röportajı, çok aşık gönüllülük. O kadar anladım, açık konuşmasına benim burada şu anda yayında söyleyemeyeceğim kelimeleri söylemesine gerek başkası var mıydı? Başkası söyleyebilir mi? Ay bu kızı da hiç tanımam, bana bak baş avukatı kızı. Evet. Hiç tanımıyorum. Peki Vahide Gül onun yerine geldi, ne diyorsun ikisi arasındaki oyunculuk? Ben bu konuyu annemden çok iyi, Vahide gördüm, çok iyi bir oyuncu. Bir evet, kere tartışılmaz onun oyunculuğu, müthiş bir oyuncu, çok etkileyici bence. Ama benim annem ben çok iyi bir dizi izleyicisi. Bir dizide onun yerine başkası küssün gelsin yaslara giriyor. Küsüyor, alışamıyor, beni sevmiyor başka birisi gelince. Çok iyi bir dizi izleyicisi olduğu için ondan biliyorum. Çok oturmuş karakterler yer değiştirince dizi evet zedeleniyor. Ama Muhteşem Yüzyıl hiç de zedelenmedi. Zedelenmedi. Aslan gibi de devam ediyor. Şimdi, demek ki iş sağlamış. Evet, yeni Şehzadeler var. İzliyor musun, takip ediyor musun? Aras Bulut, İynemli var. Diğer kızlar var. Biz değil mi, o piti piti zamanı. Öyle mi? Evet, haber sonrası PT1 hiç bana uygun değil. PT2 bana uygun, uyumuş oluyorlar. Hürrem, sonra. Senin oynadığın Hürrem Sultan 8 bölüm. 8 bölümdü, evet. Bu Muhterem Yüzyıl bayağı gidiyor. O konuda bir şey diyecek misin? Yani sen tabii kıyaslama ki yapıyor musun? Yaptın mı Hürrem? Hiç yapmadım. Oynadın. Çünkü Fatih'in Medyapım'ın evet, açıkladığı bir projeydi bu. O zaman biliyorsun böyle diziler çekilmiyordu. Daha yeniydi. Sitcom olarak çekildi bir kere Hürrem. Evet. Böyle mekanında dizi olarak çekilmedi. 8 bölüm olduğu zaten belliydi. Sonra da başka sultanların hayatları dizi çekilecekti. Çekilmedi. Bu da bu kadardı. Erken bitirilmedi yani. O kadar özetlendi ve o kadar çekildi. Demek Hürrem sensin. Utanıyor musun yoksa? Hayır efendimiz, utanmıyorum. Bile isteye geldim. İbrahim Tatlıses'le görüştün mü, görüşüyor musun? Fırat'ta oynadın. Hala İyi ki görüşüyorum. Hala sahne yanındaydım. Sahne gözümüzün